ben Abuzi ve bugün süper bilgisayarımız sayesinde yapay zekayı kullanarak sizin gerçek yüzlerinizi çizdireceğiz. Yorumlarda kendinizi tarif edin demiştik. Bugün o tariflerinizi bilgisayarımıza gireceğiz ve yapay zeka sizi çizecek. Çiçek, bebelek ve cücük de en beğendikleri resmi sizin için seçecekler. Evet, hemen başlayalım. Çünkü ne kadar hızlı olursak o kadar çok kişinin resmini çizdirebiliriz. Ama önce ne yapıyoruz? Şu ben tuşuna bir dokunuverin bakalım. Ayrıca abone olmadan gitmeyin. Zaten şurada 989.100 kişi sonra 1 milyon aboneye ulaşacağız. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Ben yorumları okuyacağım bla bla. Sen de söylediklerimi bilgisayara gir. O da resmi çizsin. Tamamdır, ben hazırım. Ben de hazırım, işte başlıyoruz. İlk yorumun sahibi İlker demiş ki, açık mavi göz, 13 yaşında, yakışıklı bir çocuk. Kahverengi saç, açık mavi tişört, açık mavi pantolon, açık mavi ten. Ten mi? Ha, açık renkli tenmiş. Dedim mavi ten ne olur. Mavi renkli ayakkabı, bir de masa başında LGS'ye çalışırken çizmenizi istiyorum. Allah kolaylık versin kardeş. İnşallah istediğin liseyi kazanırsın. Evet, girdin mi bla bla? Evet, girdim. Her şey hazır ve bastım. İşte geliyor. Ve işte budur. Oo, hepsi güzel. Dur, şunu şöyle büyütelim. Hah. Ben hepsini çok beğendim. Evet, jüri üyelerimize soralım. Ben 4'ü sevdim. Daha havalı. Bence 1'den havalı. Ama gerçekçi değil. En gerçekçi 2 ve 3 bence. Ben 2'yi seçtim. 2'yi ben de beğendim. 3'ü de beğendim. 4'ü de beğendim aslında. Bak, birincisi ama şey, çizim olduğu belli oluyor yani. Evet, geçelim sıradaki yoruma. Baran Ege Bodur. Abi lütfen beni yap. Kıyafet Fenerbahçe olsun. Elimde Şampiyonlar Ligi kupası olsun. Yanımda da Messi ile Ronaldinho olsun. Huu. Evet, bunları yazıyoruz bilgisayara. Ama size bir şey diyeyim. Yani yapay zeka Fenerbahçe'nin ne olduğunu pek bilmiyor. Tahminimce gerçek bir Fenerbahçe forması yapamayacak. Hatta Messi ile Ronaldinho'yu da koyabileceğini sanmıyorum. Evet, hepsini girdim ve basıyorum. Bastım. Evet, bakıyoruz. Elinde kupa var. Bravo bak. Aferin yapay zeka. Fenerbahçe forması, yani renkleri tutmuş. Ama Fenerbahçe forması değil, sadece renkleri aynı olmuş. Aferin. Ronaldinho ile Messi yapamaz demiştim, yapamamış zaten. Evet Baran, işte böyle bir şey çıkmış. Ne kadar çok ayrıntılı bir tarif verirseniz o kadar gerçekçi oluyor resimler, onu da söyleyeyim. Evet, jürimizin yorumlarını alalım. Ben ikinci resmi seçtim bu sefer. Ben son resmi seçtim. Evet, dördüncü resimdeki daha iyi olmuş. Ben 4 diyorum. Ben de 4'ü beğendim. Evet, sıradakine geçelim. Kerimcan Yıldırım. Abi beni seçmediniz. Evet, saçlarım açık mavi olsun. Üzerimde açık mavi tişört ve ceket olsun. Pantolonum da açık mavi olsun. Yüzüm Ronaldo'ya benzesin. Ve kaslı olayım demiş. Açık mavi moda mıdır bu sıralar? Evet, hepsini girdim. İşte geliyor. 3 çok gerçekti. Ben onu seçtim. Bence birinci resmi beğendim. Evet, ben de birinci resmi beğendim. Ben de ikinci resmi beğendim. Anime karakterlerine benzemiş ama olsun. Evet, masmavi bir karakter gördük. Geçelim sıradakine. Abi beni çizin please. Tarif ediyorum. Sarı tüylü, turuncu gagalı, turuncu ayaklı, pofuduk ve çok tatlı. Bunun tatlı olacağı belli zaten. Evet, girdin mi bla bla? Evet, işte. Vay be. Hepsi çok tatlı. Ben hepsini seçtim. Ben 4. resmi seçiyorum. Ben de 3. resmi seçtim. Bence hepsi birbirinden tatlı. Uy, olsa da sevsek. Yumaş yumaş. Evet, geçelim sıradakine. Ali Nemuş, ben kırmızı saçlı, kırmızı gözlü, kırmızı gözlü mü? Kırmızı elbiseli, deniz kenarında bir yerde olmak isterim. Arkadaşlar, yaş falan da söyleseniz iyi olurdu. Tamam, 8 yaz oraya bla bla. Tamam, 8 yaşında. Gelsin bakalım. Hani gözleri kırmızı olmamış? Olmamış yapay zeka, demek ki kırmızı göz olmaz diye düşündü. Mantıklı. Evet, yorumlarınızı alalım sayın jüri üyeleri. Bence en tatlısı 4. resim. Ben 4'ü seçtim. Ben 1. resmi seçtim. Hepsi çok tatlı ama 3. resmi sevdim. Çiçek de 3 nolu resim diyor. Tamamdır. İzleyicilerimiz de seçimlerini yapıyordur umarım. Evet, sıradaki yorumcuya geçelim. Enes, abi ben çok havalı, sportif biri olayım. Motorun üzerinde, deniz kenarında olayım. Sizi çok seviyorum. Teşekkürler kardeş. Evet, bla bla, seni bekliyoruz. Tamam, yazdım. İşte karşınızda Enes. Huu, gayet güzel. Yaşınızı, göz renginizi, saç renginizi yazmadığınız zaman onları bla bla yazıyor değil mi bla bla? Evet, yani tahmini bir şeyler yazıyorum. Yaş mesela 10 dedim burada. Evet. Ben 1. resmi seçtim. Ben de 1. resmi seçtim. 3. resim aynı gerçekçi gibi olmuş. Ben onu seçtim. 4 de güzel ama motosiklet belli olmuyor.
Evet. Geçelim sıradaki yoruma. Superman TV. Gözünde havalı bir gözlük olsun. Abi sonra genç olayım, çok tatlı ve yakışıklı olayım. Daha fazla ayrıntı vermen gerekirdi ama neyse. Girdim bir şeyler. Hadi bakalım, bekliyoruz. İşte bu. Huu, gayet güzel. Hepsi havalı olmuş. Yaşı kaç girdin? Yaşı 17 girdim. Mavi gözlü kahverengi saç girmişsin. Evet, kıyafet girmedim yalnız. Kafesine göre yapmış. Evet, yorumları alalım. Birinci resim diyorum, başka da bir şey demiyorum. Hepsi güzel ama ben ikinci resmi seçiyorum. Ben de 1 ve 2'yi beğendim ama ikinci resmi seçtim. Birinci resim robot gibi bakıyor ya, robot. Evet doğru, robota benzemiş biraz. Evet, geçiyoruz sonraki yoruma. Blink Queen. Beni yapar mısınız? Koyu kahverengi saçlı ve gözlü, mor kapşonlu bir kız olur mu? Neden olmasın? Kahverengi saç ve kahverengi göz ve mor kapşon işte geliyor. Evet, tam da yazılanlar gibi ama yaşadığını tabii bilmiyoruz. Evet, yaşını 7 girdim, 7. Yalnız 3. resimde gözler kahverengi olmamış. Evet, bazen yapay zeka kafasına göre yapıyor. Tamam, yorumları alalım şimdi. Ben 1, 2, 3, 4 yani hepsini seçtim. Hepsi çok güzel ama 2 numara diyorum ben. Ben de 4. resim diyorum. Çiçek hepsini seçti. Cücükle bebek de 2 ile 4'ü seçti. Ben de 1 ile 2 diyorum o zaman. Geçelim sıradakine. Murat Yılmaz. Yeşil giysi, yeşil göz, 18 yaş yaklaşık olsun, bu kadar. Evet, gönder bakalım bula bula. İşte geliyor. Evet, yeşil giysi, gözler yeşil, yaş 18 civarı. Evet, saçlar, saçını sen mi girdin? Yok, yapay zeka kendi girdi. Yeşil arka plan, güzel. Yalnız 4 numara sanki 18 yaşından küçük gibi. 2 numara da öyle. Evet, yorumlarınızı alalım. Hepsi havalı olmuş ama ben 1. resmi beğendim. Ben 3. resmi seçiyorum bu sefer. Ben de 1. resmi seçtim. Bebelekle çiçek 1 numaralı resim dedi, cücük 3 dedi. Ayrıca 2 numaralı resim pek olmamış sanki ya. Evet, fazla yapay olmuş. Sıradaki yoruma geçelim. Fize Mirayeva. Mavi göz yakışıklı, mor saç, mor gömlek, bu kadar. Biraz daha ayrıntılı olması lazım ama neyse. Evet bula bula, seni bekliyoruz. İşte geliyor. Mavi göz, mor saç, mor gömlek, 2 numara mor olmamış ama neyse. Yine de güzel, mor var içinde. Güzel bence, yakışıklı da. Yaşını da 17 girdim, 17. Tamam, ne diyorsunuz yorumcular? Ben 2. resmi beğendim. Bence en havalı 4. resim. Evet, 4. resimdeki daha güzel olmuş. Ama 2. resim daha gerçekçi olmuş. Sanki gerçek gibi. Evet, ben de o yüzden zaten onu seçtim. Tamam. Geçelim diğer yoruma. Mehdiye F13 demiş ki erkeğim kara gözlü, kara elbiseli, havalı, uzun saçlı yapın lütfen. Kara gözlü, kara elbiseli, havalı, uzun saçlı. Tamamdır. İşte böyle bir şey çıktı. Ooo, kızıl derili çocuklara benzemiş. Doğru, kızıl derili çocuk. Ben 4. resmi beğendim. Ben de 1. ve 4. resmi beğendim. Ben de 4. resmi beğendim. Çok değişik bir çalışma olmuş. Çok beğendim ben de hepsini. Ve en çok hangisini beğendin derseniz ben de 4 diyorum ya. Öbürküne geçelim. Evet, öbür yorum. Emir'in dünyası. Koyu sarı saç, 11 yaş, sarı göz, açık mavi pantolon, sarı kapşonlu kazak. Norveç'ten selamlar. Sizi seviyorum demiş. Ta Norveç'ten bizi izliyorlar. Çok teşekkürler. Evet, girdim. İşte bu. Wow, güzel. Sarı kapşonlu kazak, sarı göz demiş ama sarı göz olmaz ki. Yapay zekada mavi yapmış. Tabii pantolonu görünmüyor genelde. Evet, ne diyorsunuz yorumcular? Birinci resim çok basit olmuş, beğenmedim. İkinci resim havalı olmuş, onu seçiyorum. Bence üçüncü resimdeki çok tatlı olmuş. Ben 3'ü seçtim. Ben de 3'ü seçtim, daha tatlı çünkü. Çoğunluk 3'ü seçti. 2 de güzel aslında. Evet, sıradaki gelsin. Sofi, abi beni çizer misin? Sarı saçlıyım, tatlıyım. Saçlarım uzun, gözlerim kahverengi. Tamam. Göster bakalım bula bula. İşte burada. Arkasında göl var dedim, göl. Güzel. Yorumları alalım. Ben 1. resmi beğendim. Ama 3. ve 4. resim de güzel. Ben 4. resmi beğendim. Bence 1. resim daha tatlı olmuş. Duydunuz yorumları. Evet, Seroz. Abi benimki kahverengi saçlı, kırmızı kapşonlu olsun. Kırmızı ceket giyeyim ve bir motor yarışında kazanırken gözükeyim. Vay be, güzel yorum. Evet, işte geliyor. İşte bu. Zafer işareti yapıyor. Demek ki kazanmış yarışı. Kimisi bir parmağını kaldırmış ama olsun. Ama hepsinde motor olmuyor nedense. Evet, oraya motosiklet yazıyorum olmuyor ama kıyafetleri güzel. Tam istediği gibi. Yorumlar alalım.
Ben üçüncü resmi beğendim. Motoru da var. Birinci resimde de motor var ama üçüncü resimdeki abi daha tatlı olmuş. Ben de üçüncü resmi beğendim. Bu son resimde arkadaşlar, içinizden 14 şanslı kişinin yorumunu seçtik ve yapay zekayı çizmesini istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Bizi beğenmeden çıkmayın, tamam mı? Ve hala abone olmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Abone olup da gidin. Haydi hoşça kalın.